kendisinden çok değerli bilgiler alacağız birazdan. Ve geliyorum Sayın Latif Mutlu'ya. Sayın Latif Mutlu, İstanbul Bilgi Üniversitesi kurucusu. Bu son dönemdeki titri ve oldukça basit gibi gözüküyor. Kendisi 35 yıldır eğitimin içerisinde ve pek çok özel eğitim kuruluşunun da kurucusu. Bunların arasında Ankara İktisadi ve Ticari Bilimler Akademisi, özel diş hekimliği ve eczacılık fakültelerini saymamda fayda olur diye düşündüm. Ve bunlar yetmiyor. Sayın Mutlu, sanal eğitim konusunda da yine öncülük yapıyor. Efendim, bir sonraki konuğum İbrahim Arıkan. İbrahim Arıkan'ı MEF dershaneleri ve okulları kurucusu olarak takdim ediyorum. Çok ilginç bir eğitim kariyeri var. Yıldız Teknik Üniversitesi'nde öğretim görevlisi bir dönem olarak görüyoruz kendisini geçmişte. Fakat son dönemlerde televizyon üzerinden üniversiteye hazırlık eğitimi konusunda Türkiye'de öncülük yapan kişi olarak kendisini tanıyoruz. Hemen geçiyorum Sayın Funda Akarsu. Sayın Funda Akarsu aslında bu akşam burada karar verecek, biliyor musunuz ne yapacağına. Kendisini buraya davet ettik. Kendisi Chase Manhattan Bank'te uzman olarak çalışıyor. Kurumsal finansman ve krediler bölümünde uzman. Koç Üniversitesi'ni bitirmiş, çok başarılı bir öğrenciymiş. İşletme ve ekonomi bölümlerini bir arada bitirerek hemen kendisine güzel bir kariyer olanağı açan bankaya koşuyor. Fakat diyor ki ben artık MBA yapmak istiyorum. Ama hangi MBA? Nerede? Sanal ortamda olmasına karar vermiş. Acaba Türkiye'de mi yoksa yurt dışında mı? Bu akşam o karar verecek. Belki sizler de onunla birlikte karar vereceksiniz. Geliyorum Sayın Metehan Sekban'a. Metehan Sekban, İstanbul Bilgi Üniversitesi'nin önümüzdeki iki hafta içerisinde açılışını duyurduğu eMBA, yani elektronik ortamda, sanal ortamda MBA programının direktörlüğünü, koordinatörlüğünü yapıyor. Kendisi de bize yine bir fiil ortamdaki uygulamalardan söz edecek. Bundan sonra ne yapacaklarını anlatacak diyorum ve konuklarımı bu şekilde tanıtmış oluyorum. Ve hemen diyorum ki biz sanal eğitimi hemen ben size şöyle bir hızla anlattım. Dilimin döndüğünce bu akşam kalabalığız gördüğünüz gibi. Ama peki sizler sanal eğitimin ne olduğunu biliyor musunuz? Merak ettik doğrusu ve bir hazırlık yaptık. Sokağa çıktık. Sanal eğitimi bilip bilmediğimizi araştırdık. Efendim şimdi sizlerle bu görüntüleri paylaşmak istiyorum. Bakalım sanal eğitim biliniyor mu ya da nasıl biliniyor? İzleyelim bakalım. Tabii ki düşünürüm yani. Sanal eğitim duymadım ama sanal dünya hakkında bir şeyler duydum yani. Açıkçası düşünmüyorum çünkü burada yani Türkiye'de ODTÜ'de böyle bir şeyin olduğunu biliyorum. Başkan dershane yani üniversiteye hazırlanan insanlar için böyle bir uygulama olduğunu biliyorum. Onun dışında pek fazla bir bilgim yok. Duymadım. Duymadım öyle bir şey duymadım. Duymadım. Zaten şu anda normal lisans eğitimi aldığım için düşünmüyorum. Sanal eğitim diye bir şey duymadım ama tahmin edebiliyorum. Sanal eğitim, valla eğitimi geçirdim ben. 16 yıl eğitim gördüm. Hayat eğitimi devam ediyor. Daha genç arkadaşlar için düşünülebilir. Tabii duydum. Ne anlama geliyor peki? Ne anlama geldiğini tam bilmiyorum ama. Okulda alıyoruz biz zaten. Maalesef duymadım. Hayır. Okula gitmek yani okula gidip de oradakileri öğrenmektense internetin başında yani daha öğrenmek daha rahat olurdu. Çünkü yani okulda o kadar oradan daha rahat öğreniliyor ve okulda bu şey yok, bağırmak yok, çağırmak yok, hiçbiri yok. Yani daha rahat bir ortamda dinlenmiş olurdu. Gördünüz, küçükler daha net söylüyorlar. Bağırmak yok, çağırmak yok diyor. Ben ve bilgisayarım baş başayız. Bakalım bu sanal eğitim konusunda uzmanlarımız neler söyleyecek. Hakan Bey sizinle başlamak istiyorum. Dinledik, gördük sanal eğitim ne kadar biliniyor diye. Sanal eğitim nedir? Sanal eğitim nedir sorusunu cevaplamadan önce sanıyorum sanal eğitim kavramı bizim için çok yeni bir kavram. Pek de doğrusunu söylemek gerekirse çok kullanmadığımız bir kavram. Uzaktan eğitim diyelim eğer yani, sanal eğitim bir miktar kulakları tırmalıyorsa. Evet ama sanal uzaktan eğitimi ve internete dayalı eğitim ya da online eğitimi aynı çizgide tutmak yanlış olur sanıyorum. Şöyle ki uzaktan eğitim daha geniş bir perspektifi gerektiriyor.
Öte yanda sanal eğitim diye bizim burada tartacağımız, belki online eğitim diyebiliriz. Ya evet. da Enformatik Milli Komitemiz bizim internete dayalı eğitim olarak isimlendiriyor bunu. Tanımlamak gerekirse işte öğrenenin ve öğreticinin farklı mekanlarda olduğu, zaman ve mekan sınırlarının ortadan kalktığı, bu iki grup arasında etkileşimin daha çok iletişim teknolojileriyle sağlandığı bir öğrenme-öğretme süreci içinde tanımlayabiliriz. Evet. Peki kimler için caziptir bu? Şimdi dünyadaki son gelişmelere baktığımız zaman bu daha çok yetişkinler üzerinde daha cazip olduğu görülüyor. Özellikle son yıllarda yapılan çalışmalar çoğunlukla yetişkinler üzerine. Özellikle 25 yaş ve üstü. Çünkü bu kitle daha motive olmuş, daha hazır ortama geliyor. Böyle olunca... Yani neyle karşılaşacağını bilen, evet, öyle mi? Evet, ve gerçekten bir derece almaktan öte öğrenmek için, kendini geliştirmek için gelen bir kitle bu. O nedenle daha çok onlar bu kitle üzerine yapılıyor ve doğrusunu söylemek gerekirse başarılı çalışmalar da daha çok yetişkinler üzerine yapılan çalışmalar da ortaya çıkıyor. Anlıyorum. Hangi mesleklerde ihtiyaçlar daha fazla yoğunlaşmış ve dolayısıyla insanlar belirli şeylere yükleniyorlar ya da onları talep ediyorlar? Doğrusunu söylemek gerekirse aslında hemen her konuda internete dayalı eğitim dersi ya da programı bulmak mümkün. Ama bütün bu programlar, bütün bu dersler incelendiğinde daha çok yüksek lisans düzeyinde bilişim teknolojileri ve işletme, iktisat gibi daha yerleşik konularda dediğim gibi yüksek lisans düzeyinde ya da doktor düzeyinde eğitim, daha doğrusu graduate level dediğimiz bizim lisans sonrası düzeyde daha sık programlara rastlıyorum. Talep bu yönde diyor. Evet. Türkiye'de de belki bu eğriyi sanki doğrulayacak bir gelişme var ama çok yeni. Diyoruz ben Latif Bey'e geçmek istiyorum. Efendim siz 35 yıldır içerisindesiniz eğitim sektörünün. Sizce bu uzaktan eğitim, online eğitim, sanal eğitim, artık bir tanesini kabul edelim. İnternet üzerinden eğitim dersek eğer. Bu Türkiye'nin eğitim problemine sizce panteciz olabilir mi? Amerika'da internet bu uzaktan eğitim şekliyle başladı. Nasıl başladı? Doktora ve master öğrencileri her gün gidip tezini ve yaptığı ödevi vermektense internet üzerinden göndermeye başladılar. İnternet bu şekilde başladı. Bir, askeriyenin büyük katkısı var. Bir de bu master ve doktora öğrencilerin ödevlerini göndermeleri ile başladı. Halen de en iyi uygulama yine böyle yüksek öğrenim kurumlarında görüyoruz. Siz ne kadar zamandır bu konuyu inceliyorsunuz? 1993'ten itibaren inceliyorum. 91'de Singapur'a ve Uzak Doğu'ya bir kongreye gitmiştik. Orada gördüm. Evinden ödevini yapıyor öğrenciler. Hocasına gönderiyor, cevabını alıyor. Şaşırmıştık nasıl olur diye. Bize garibimize gelmişti. Daha sonra baktık ki bu her tarafta gelişiyor. O günlerde bu şekilde bir eğitim yapmayı düşündük. Bir yıl iki mühendisimiz çalıştı. Çok büyük makineler, çok büyük aletler gerektiğini söyledi. Fakat onları almak bir yana çok büyük paraydı. Alsak bile hiçbir zaman kendisini amorti edemeyecekti. Uzmanlar dedi ki teknolojik gelişmeler hızla yayılıyor. Fiyatları da çok hızlı bir şekilde düşüyor. Hadi bekleyin teknoloji dediler. Böyle bir şey, evet. Bekleyin dediler. Biz de eğitime hazır bir durumdaydık. Dedik ki bu fiyatlar düşünce, teknoloji ilerleyinceye kadar biz bir üniversite kuralım, sınıfta başlayalım dedik. Ve sınıfa böyle girdik. Bunun gelişmesini bekliyorduk. Nihayet baktık ki çok mükemmel şekilde gelişti. Fiyatlar düştü mü efendim? Fiyatlar çok düştü. O zaman işte, o zaman altyapı fiyatları. Evet. Tabii. Yani evet, ama tabii üst yapı fiyatları da düşüyor. Yani geçtiğiniz yıllarda aldığınız bir bilgisayarın fiyatıyla bu yıl alacağınız ya da seneye alacağınız arasında değil mi efendim? Hızla kalite de çok hızlı şekilde artıyor. Bir buçuk yıl önce Amerika'da Virginia State Üniversitesi'ne gitmiştim. Bu amaçla, bu görüşme yapmak için. Önce
bilgisayar üzerinden kendileri anlaştık, randevu verdiler, gittim. Bir bölüm kurmuşlar. O anlattı bana uzaktan eğitimin internetin gelişmesine yaptığı katkılar. Amerika'da yapılan bir araştırmada belli bir konuyu sınıfta belli bir öğrenci kitlesine vermiş. Sayısı belli, konu belli. Deneme için işin nitamında yapılan sınavda başarı oranının %25 olduğunu kaydetmişler. Aynı konuyu başka bir gruba veriyorlar. İşte materyaliniz, işte kitabınız, kompakt diskiniz, videonuz. Bunu evinizde çalışın, gelin diyorlar. Belli sürede çalışıp geliyorlar, bir sınav yapıyorlar. Başarı oranı %5. Fakat internet üzerinden etkileşimli olarak, interaktif olarak yapılan, aynı metotta yapılan bir denemenin sonucunda başarı oranı %50'yi aştığını. %50. Bir daha deniyorlar, %50, %60. Hiç %50'nin aşağısına düşmüyor. Sebep, öğrenci soruyor, cevap alıyor. Öğretmen, onu takip eden öğretmen yapıp yapmadığını görüyor. Hangi konuda zayıf olduğunu görüyor. Sen şu konuları çalışmalısın, şu bahisleri bir daha okumalısın diye. İzlemek kolay olabiliyor. İzlemek kolay olabiliyor. Bu aşamada efendim Neşe Hanım'a döneyim ben. Neşe Hanım, siz ODTÜ olarak Türkiye'de internet üzerinden eğitim konusunda bir merkez ya da bu konuyu Türkiye olarak ele alan kuruluşsun. Siz neler söyleyeceksiniz? Latif Bey'e biraz evvel sorduğum soruyu size de yönelteyim. Bu çalışmalar Türkiye'deki eğitim sorununa çözüm olabilir mi? Biz bu konuyu incelemeye 1996 yılında başladık, Enformatik Enstitüsü'nün kurulmasıyla birlikte. Yani uzaktan eğitim daha geniş çerçevede düşünebilir gerçekten, ama internette dayalı eğitim üzerine daha çok yoğunlaştık. Birkaç senedir sürdürüyoruz çalışmalarımızı. Türkiye'deki eğitim sorununa çözüm getirebilir bir noktaya kadar. Yani fazla hayalci olmamak gerektiğini düşünüyorum ben. Çünkü uzaktan da yapsanız, sonuçta arkada bir öğretim elemanı olmak durumunda. Ve bizim yaptığımız denemeler sonucunda gördük ki, öğretim elemanı, öğrenci oranı arttığı zaman sonuçta öğrencinin başarısı düşüyor. Çünkü demin Latif Bey'in çok güzel söylediği gibi öğrenci öğretim üyesi devamlı iletişim halinde olmak durumunda. Ve bu iletişimi öğrenci sayısı bazında düşünürsek tabii öğretim, bir öğrencinin başına düşen zaman düşüyor öğrenci sayısı artıkça. Böyle olunca hani bir yerden eğitim makineler tarafından veriliyor, binlerce kişi bunu izliyor, izlenimi yanlış, doğru olmuyor maalesef. Ama bir noktaya kadar çözüm getirebilir. Ulaşamayan kişilere ulaşabiliyor. Yani mekan bağımsız olması çok büyük bir avantaj. Zaman ve mekan bağımsız. Peki yani şunu mu anlamalıyım? Eğitimcide mi problem, eğitimci sayısında mı tabii, problem var? Tabii, kesinlikle öyle. Biz üniversiteler arası ders alışverişi yapmak istiyoruz şimdi. O konuda çalışıyoruz işte. Bir üniversiteden öbür üniversiteye. Ama sonuçta yine öğretim üyesi açığında düğümleniyoruz. ODTÜ'den vereceğiz diğer üniversitelere, ama bizim durumumuz biraz daha iyi. Çünkü öğretim üyesi sayısı açısından çoğu üniversiteden. Ama yine de belirli popüler konularda öğretim üyesi sayısı kısıtlı. O nedenle çok hayalci olmamak gerektiğini düşünüyorum. Öğretim üyesi öğrenci oranını büyük yapabilir miyiz bu süre içindeyken? Cevap şu anda çok zor, ama bir takım yapay uç yöntemleri kullanarak sanki karşıda hoca yok ama varmış gibi gösterebilirsiniz. Evet. İşte esas o zaman sanal diye belki adlandırabiliriz. Yani olmayan birisini varmış gibi sorulara cevap veren bir makine şeklinde düşünürsek. O zaman gerçekleştireceğiz. Fakat bunun daha bir süre alacak
96'da başladınız. Aslında çok yeni. Peki bu arada Türkiye için bu uzaktan eğitim konusunda Türkiye'nin vizyonu nedir? Yani bunu madem siz başındasınız, Türkiye'de neler beklemeliyiz önümüzdeki 5-10 yıl içerisinde? Evet, şimdi ben daha çok da bir üniversite eğitimi ve üniversite sonrası eğitimi için çalışıyorum. Üniversiteye giremeyen gençlerimiz ve üniversite öncesi eğitimle ilgili pek bir şey söylemek istemiyorum. Çünkü o ayrı bir boyut. Üniversite eğitiminde sanıyorum önemli bir aşama gerçekleşiyor şu anda. Bu da gerçekten yetim çıkardığı bir yönetmelikle üniversite arasında ders olsun yapılabilmesi. Eskiden biliyorsunuz uçan profesör derlerdi. Hocalar uçağa binler giderdi, dersleri verir, geri dönerdi. Şimdi buna gerek olmadan gerçekleşebilecek. Burada tabii mümkün olduğu kadar yayabilmek amaç. Bunu. Ancak işte dediğim kısıtlamalar nedeniyle bir noktaya kadar gidebilir. Yani şöyle de bir şey var. Biz üniversitelerimizde bu konuya çok büyük ilgi görüyoruz. Eğer bir parantez açmama izin verirseniz yine sizin desteğinizle önümüzdeki günlerde eğitime başlayacak bir program var. Metehan Bey'e dönmek istiyorum. Nasıl bir program bu? Sanal mı? Sanal ne anlamda sanal? Çünkü ben şimdi burada öğreniyorum orada, aradaki farkı. Öğrencilerimiz var ve gerçek bir eğitim yapacağız. Ama değerli katılımcıların söylediği gibi zaman ve mekan kısıtlarından arındırılmış bir eğitim yapacağız. Biz başlarken bir MBA programı yani işletme yüksek lisans programıyla başladık. En çabuk değişen konu çünkü o. Gerçekten yurt dışına baktığınız zaman MBA eğitimine yani işletme yüksek lisans programlarına inanılmaz bir talep var. Bunun nedeni insanların, çalışanların çokça kariyerlerinde tıkanma noktalarına geliyor olmaları. Çünkü doğru bildiğimiz işletme gerçekleri dönüşüyor, değişiyor, çok hızlı değişiyor. Hatta kimileri olduğu gibi yerle bir oldu, yeni baştan oluşuyor. Örneğin pazarlamaya dair bildiğiniz pek çok gerçek finansı dair bildiğiniz gerçek. Kendilerini sürekli geliştirme ihtiyacı içindeler. Hatta, peki şunu sorabilir miyim? Bu talebi siz mi böyle bir talep olabilir dediniz? Yoksa size gelen taleplerden yola çıkarak mı bir MBA programında elektronik ortamda eğitim vermeyi uygun görüyorsunuz? İkisi birden. Ben kendim MBA veya yüksek lisans programlarında ders veriyorum. Çok sık rastladığımız sorunlardan bir tanesi şu. Çalışanlar özellikle derse gelmekte, dersleri takip etmekte, yeterli motivasyonu sağlamakta, enerjiyi sağlamakta, ders materyalini sınıfta aldıktan sonra onu pekiştirmek için gerekli olan kimi aktiviteleri yapmakta, yazı yazmakta zorlanıyorlar. Zamanları yok buna. Veya yeni mezun birisi geliyor yüksek lisans yapmak için, 3 ay sonra işe giriyor, aynı sorunlarla karşılaşıyor. Bir yurt dışı seyahati, bir 3 hafta, 4 hafta dersi alamamasına neden oluyor. Bu neredeyse o dönemki dersin yarısı anlamına geliyor. Bu tip sorunlarla çok sık karşılaşıyoruz zaten. Nasıl olacak sizde? Yani öğrenci-öğretmen ilişkisi. Sınav olacak mı? Onu sorayım hemen. Sınav olacak. Sınav var mı? Sınavsız eğitim olmaz. Sınavsız eğitim yok tabii ya, bu işin şaka yani tarafı. Fakat sınav olacak. Şimdi programı tasarlarken hem tabii kendi fikirlerimiz vardı hem de ODTÜ'nün çok desteğini aldık bu konuda. Enformatik Milli Komitesi'nin desteğini aldık, açık öğretimin desteğini aldık, değerli görüşlerini aldık. Oluşturduğumuz program içerisinde dönem sonu sınavlar yapıyoruz. Yani öğrencilerimiz başka şehirlerde olsalar da İstanbul'da sınava gelip bilgilerini sınayacaklar ve kanıtlayacaklar. Ama notlarının büyük bir bölümünü biraz önce bahsettiğim internetin de ruhuna uygun aktivitelerle yani örnek olaylar, vakalar, dijital kütüphaneden yararlanarak makaleler okumak, oradan yazı yazmak, küçük küçük raporlar, küçük küçük projelerle yani sürekli yapacaklar. Çalışacaklar. Tabii ki. Çok ödev yapacaklar ama şöyle galiba. Düşünün,
ben şunu hesapladım. Ortalama bir MBA programı okuyan insana göre ben günde 5 saate yakın bir tasarruf da alıyorum. 5 saate beş yakın. Şimdi yani, Hanım'a soralım mı bunun nasıl bir tasarruf peki olduğunu? Çünkü üniversiteyi bitirmiş, tam böyle sizlerin arzu ettiği gibi işte bir kurumda çalışıyor. Birazcık tecrübe ediniyor. Ondan sonra da MBA'ye geçme arzusunda. Nasıl geliyor bütün bunlar kulağınıza? Ne kadar güncel tutacağım çok önemli olduğu için zamandan ve mekandan arındırılmış eğitim çok cazip geliyor. Fakat bunun yanında bir takım kaygılar var. Şöyle ki, kaygılar? Sınıf içerisinde yani klasik anlamdaki eğitim mi daha faydalı olacak yoksa zaman kazandıran, işinizi devam sürdürürken alabildiğiniz eğitim mi daha faydalı olacak? Çünkü bir tarafta profesyonel hayatınızdan ayrılmamış oluyorsunuz. Dolayısıyla siz ayrılmak istemiyorsunuz, ayrılmadan diyorsunuz bir yandan. Kariyer basamaklarını emin adımlarla çıkmaya çıkarken devam edeyim. Ondan sonra öbür taraftan da eksik bilgilerimi ve çok popüler olan MBA eğitimini alayım. Öyle mi? Tabii bir bakıma öyle. Şöyle belli bir noktadan sonra bilgilerinizin üzerine güncel bilgiler koymanız gerekiyor. Dolayısıyla iş hayatından da uzaklaşmadan bunlara ulaşabiliyorsanız, bütün olumlu tarafları birleştirebiliyorsanız. Günde kaç saatinizi ayırırsınız bu açısı için? Muhtemelen akşam vakitlerinden 4 maksimum ayırabilirim. 4 saat. İbrahim Bey, bu sokak röportajlarında en güzel yanıtı o küçük arkadaş verdi bana kalırsa. Sizin çocuklar bunlar. Ne dersiniz? Bir şey yok diyor öyle bana. Bağırma çağırma yok diyor. Ben niçin bunu sevmeyeyim diyor. Şimdi önce ismiyle ilgili bir şey söylemek istiyorum. Lütfen. Bunun uzaktan eğitim dediğimizde bu 1840'da İngiltere'de başlamış. Hmm. 1840'da. Evet, uzaktan eğitim ayrı bir şey. Daha farklı. Daha sonra videolarla başlamış eğitim. Bu tür bir eğitim. Sonra televizyona başlamış. 90'lı yılların başlarında internete geçmiş. 95-96'dan itibaren de dijitale geçmiş. Dolayısıyla bunun tümüne birden bir isim bulacaksanız sınıf dışı eğitim. Ve hatta eğitim sözcüğüyle tam oturmuyor. Sınıf dışı öğretim, okul çağını yani ilk öğretim ve orta öğretim çağındakinde bence doğru olmayabilir. Doğru olmayabilir. Ama ondan sonra orta eğitim diyorsunuz. Orta öğretimden sonra yani üniversite yıllarında, üniversiteden sonraki yıllardaki kişiler için doğru olur. Ve sizin de bu konuda girişiminiz var. Üniversiteye hazırlık aşamasında. Evet, evet. Diyorsunuz ki öğrencileri artık dershanelere gelemeyeni evinde de eğitebiliriz. Tabii. Yani şöyle oluyor, burada bir de şu vardır bu tür eğitimin, fırsat eşitliği de sağlar bu eğitim. Yani uzaktaki bir kişi herhangi bir kuruma gelemeyecekse veya oranın maliyetlerini karşılayabilecekse biraz daha rahat bir şekilde bulunduğu mekanden eğitilebilir. Türkiye'de nasıl bir fırsat eşitliği olacak bilemiyorum. Çünkü bilgisayar kullanımı yani giderek artıyor ama şu an için yeterli bir artış her coğrafyada ne yazık ki yok. Tabii sadece bilgisayar eğitimi olarak almamak lazım bana göre bu eğitimi. Bu eğitim çeşitli yollarla yapılabilir. Mektupta da yapılabiliyor. Ama sizin efendim, durumunuzda dijital ortamda. Televizyonda. Evet. Bizi tanıştırdığınız sistem çocuklarımızı televizyonda. Ve böylece daha mı yaygın? Tabii televizyonda ilave olarak isterlerse e-mail ile sorularını sorup cevap alabilirler. İsterlerse chat ortamında da yani ilave olarak esas anlatılan oradaki televizyonda yapılabilir. Böylece de yaygınlığı sağlamış oluyoruz. Yani sağlamış oluyoruz. Efendim bir grup sokak röportajımız daha var. İzin verirseniz onları da izleyelim. Ve biraz daha halkın ne düşündüğünü, halkın nabzını tutmaya çalışalım. Bakalım ne diyorlar sokaktaki vatandaş. Ya şimdi internette ulaşamayacağımız hiçbir şey yok. Benim çalıştığım yerde bilgisayarımız var, internetimiz var. Yani istediğimiz her şeyi bulabiliyorum. Misal veriyorum, ticaretle uğraşıyorum.
mal alacağız. Almanya'dan veya İngiltere'den mal alacağız, sipariş vereceğiz. Görüşmeden parayı nakledebiliyoruz. Malımızı alabiliyoruz. Hiçbir sıkıntı yok yani. İnternetin her türlü şeyi var. Daha hızlı, anında olabilir. Vallahi zamandan kazandırabilir. Şu anda bilgisayara eğilim giderek artıyor. Önümüzdeki birkaç yıl giderek hızlanacağını da düşünüyorum. Faydalı olacağı kanaatindeyim ben. Faydalı olur dedim. Ben şimdi bilmediğim için, ne olacağını bilmediğim için öğrenmem lazım. Faydalıysa siz bana söyleyin. İyi bir şey, fikir yönden, her şeyden iyi bir şey. Cazip yanları nelerdir? Sizi bir yere bağlamıyor. Artı hani böyle bir teknolojiden faydalanma şansınız var. Ve hani teknolojiyle iç içesiniz sonuçta. Ve sınır yok. Eğitim şimdi bu halka yine yansıdır ben tahmin ettiğim kadarıyla. Ki bu da yani her vatandaşın ve her insanın da evinde bu eğitimi görmesi bence doğru değil yani. Bir üniversite Bilgi Üniversitesi de herhalde sanal eğitim işletme başlamış herhalde. Öyle biliyorum yani. Henüz o konuda bilgim yok. Bence çözülür. Yani açılmayacak kapı yok. Her türlü yani bilgi, her türlü bilgiyi rahatlıkla alabilirsiniz. İstediğimiz her şeyi bulabiliyoruz. Misal veriyorum, ticaretle uğraşıyoruz. Mal alacağız, Almanya'dan veya İngiltere'den mal alacağız, sipariş vereceğiz. Görüşmeden parayı nakledebiliyoruz, malımızı alabiliyoruz. Hiçbir sıkıntı yok yani. İnternetin her türlü şeyi var. Daha hızlı, anında olabilir. Vallahi zamandan kazandırabilir. Şu anda bilgisayara eğilim giderek artıyor. Önümüzdeki birkaç yıl giderek hızlanacağını da düşünüyorum. Faydalı olacağı kanaatindeyim ben. Faydalı olur dedim. Ben şimdi bilmediğim için, ne olacağını bilmediğim için öğrenmem lazım. Faydalıysa siz bana söyleyin. İyi bir şey, fikir yönden, her şeyden iyi bir şey. Cazip yanları nelerdir? Sizi bir yere bağlamıyor. Artı hani böyle bir teknolojiden faydalanma şansınız var. Ve hani teknolojiyle iç içesiniz sonuçta. Ve sınır yok. Eğitim şimdi bu halka yine yansıdır ben tahmin ettiğim kadarıyla. Ki bu da yani her vatandaşın ve her insanın da evinde bu eğitimi görmesi bence doğru değil yani. Bir üniversite Bilgi Üniversitesi de herhalde sanal eğitim işletme başlamış herhalde. Öyle biliyorum yani. Henüz o konuda bilgim yok. Bence çözülür. Yani açılmayacak kapı yok. Her türlü yani bilgi, her türlü bilgiyi rahatlıkla alabilirsiniz. Sadece sayfalarla iş bitiyor. Türkiye'de eğitim sorununa çözüm olabileceğini söylüyor sokaktaki vatandaş. Benim hemen aklıma genç bir arkadaşla noktalandığı için sokak röportajları. Burada öğrencilikten hani kopya çekmek vardır, birazcık kaytarmak vardır, asmak vardır. Hani böyle hep bunlar şey terimleridir Hakan Bey. Bunlar nasıl engel olunabilir? Yani, sanal ortamda. Aslında zor bir soru. Çok zor bir soru. Şimdi yapacağınız, hazırlayacağınız programı hedef kitlesine bağlı. O hedef kitleyi sizin nasıl yönlendirdiğinize, o hedef kitlenin o programa yani ders olabilir o. Ya da başlı başına Bilgi Üniversitesi'nin yaptığı gibi bir program olabilir. Neden geliyorlar? Onu iyi kavrayıp o doğrultuda bir sistem oluşturursanız eğer sanıyorum bu tip sorunlara belki engel olabilirsiniz. Eğitimci yani. Öyle mi? Eğitimci de birazcık bitiyor galiba sanki. Kontrol edemez. Başında duramayacaksınız ama. Eğitimciden öte benim söylemek istediğim şey bu olay bir sistem bütünü içinde ele alınması gerekir. Yani siz aslında öğreticiyle öğrenenleri böyle bir farklı bir yerde bir araya getirmiyorsunuz. Aslında siz bir sistem ortaya koyuyorsunuz. Bu sistemin birçok farklı boyutu var. O her bir boyutu bir program yaparken ya da bir ders ortaya koyarken çok detaylı düşünmeniz, çok detaylı tasarımlamanız ki bu örneğin değerlendirme bunun bir boyutu. Şimdi yapılan belki yanlış demeyeyim ama yapılan bir uygulama var. Bütün dünyadaki tüm bu online eğitim uygulamalarını değerlendirdiğimiz zaman hepsi maalesef biraz okulu taklit ediyor. Okulu
sanal bir ortama, yani bilgisayar ortamına ya da televizyon ortamına. Ne gibi, yapmaları lazım? Aslında her ortamın kendine has, her ortam dediğim her teknolojik ürünün kendine has özellikleri var. Ve bu özellikler doğrultusunda kullanıldıkları zaman en etkili, verimli, çekici öğrenmeyi sağlayabiliyorsun. Bunun için de özellikle bu online eğitim yapacaksa, ki yapacağız, bunun kaçışı yok. Dünyada öyle bir eğilim var ve bu olacak. Olacak yani, bunun hiç kaçışı yok ve zaten oluyor. Şu örneklerini görüyoruz. Bunlar gibi daha duymadığımız, reysel bazda yapılan ya da üniversitelerimizin yaptığı daha bir sürü uygulamalar var ve bunlar oluyor şu an. Bu kaçış yok. Bir kere artık online yapacak mıyız, yapmayacak mıyız sorusu kalmadı. Yok, yapacağız mı? Önemli olan bunu en etkili, verimli ve çekici nasıl yapacağız onun üzerine. Ali Bey aile fotoğrafı çekecek. Ama kimin umuru? Bunlar nasıl bir araya gelecek? Ali Bey bir çare düşünüyor. Canan'ın durumu fark ediyor ve Biskrem imdada yetişiyor. Taptaze çıtır çıtır bisküvi, içinde enfes kakao kreması gizli. Bu zengin lezzet sadece Ülker Biskrem'de. Ülker Biskrem lezzeti herkesi çekti. Ülker Biskrem, bisküviye çok şey katan Ülker'den. Nasıl da yerim? Ülker çikolatalı gofret. Hayatın tadını yakala. Peki Neşe Hanım'a bir şey sorayım ben. Neden siz Bilgi Üniversitesi'ne destek verdiniz ve siz mesela önce çıkmadınız ortaya? Güzel bir soru. Biz ortaya çıktık aslında. Yani iyi ki yapmışsınız tabii ki. Hayır, böyle bir şey sorgulamak. Biz çıktık, biz 3 sene önce çıktık ortaya. Ama bir master programı açabilmek için biz daha hazırlıklı olmamız gerektiğini düşünüyorduk. Daha küçük programlarla ortaya çıktık. Biz 97 yılında 2 tane sertifika programı açtık, başlattık. Birisi İDEA, diğeri demin sözünü ettiğim İNTEL. Bunlar eğitimciler için mi efendim? Hayır, İDEA herkese açık bir sertifika programıdır. 3 senedir de yapılmaktadır. Konusu nedir? Konusu bilgi teknolojileridir. Yani bilgi teknolojine eleman mı yetiştiren? Evet. Bilgi teknolojileri konusunda biliyorsunuz piyasada çok büyük bir ihtiyaç var. Sıkıntı var, evet. Ve sıkıntı var. Başka dallardan özellikle mezun olması kişiler ya da üniversite eğitimi sırasında ek olarak bunu yapmak isteyen kişiler için bir program. Ve epey mezun verdi. Kaç bu program. Kaç kişiye uğraştınız? Şu anda sanıyorum 200 civarını mezun verdi. Bu eğitim programı da öğretim üyeleri için yapıldı. O da önce bütün üniversitesi, sonra Konya Selçuk Üniversitesi öğretim elemanlarına yapıldı. Oradan 107 kişi katıldı. Şu anda bitiyor. Hedefiniz nedir peki? Yani ne kadar kişiye ulaşmak, ne kadar zaman içerisinde? Bu programlarda mı? Bu programlarda ya da önümüzdeki dönem. Teknolojisi sertifika programları bu şekilde devam edecek. Ama daha başka şeyler de yaptık, onları söylemek istiyorum. Kampüs içerisi denemeleri yaptık. Yani şu ana kadar 4000-5000 öğrenci bu sistemle ders aldı. Kampüs içindeki bazı derslerimizi, işte fizik, devrim, tarihi gibi bu yöntemle verdik. Yani uzaktan olması gerekmiyor. Bazı derslerde haftada 1 saat ders yapıyordu hocalar, bazen 15-20 saat yapıyordu. Ne gördünüz burada denemelerinizin sonucunda? Yani istatistikler yaptık, denemelerimizin sonucunda bu işin olduğunu gördük. Büyük ölçüde başarılı olduğunu gördük. Ancak öğrencinin motivasyonu çok önemli aslında. Dediğim gibi öğrenci motivasyonu olmadan bu iş zor oluyor. Motive olamıyor mu, daha mı geç oluyor? Küçük sınıflarda öğrenciler zor motive oluyorlar. Yani Hakan Bey'in dediği gibi sistemde değişiklik diye düşünmek lazım bunu.
Yani sınıfta yaptığımız şeylerin internete taşınması değil, yeni bir eğitim tarzı. Öğretim üyesi merkezli ya da öğretmen merkezliden öğrenci merkezliye kayıyor. Yani öğrenciye daha fazla sorumluluk bindiriyor. Bu nedenle fazla sorumluluğu olmadan, hani biz de her şeyi zorla yaptırırız, o şekilde süremiyor. Onun için de bütün dünyadaki örneklerine de bakıyorsunuz, büyük bir çoğunluk bırakıyor. Başlayanlar bırakıyor. Yani bırakma oranı çok fazla bu programlarda. O zaman evet. Onun en büyük tehlikesi evet, bu. Evet, bu tehlikeli. Onun için kişiler o nedenle daha yüksek sınıflarda ve lisans üstünde başarılı oluyor. Anlıyorum şimdi, evet. Kişiler sorumluluğu kendileri almak zorunda. Kendileri takip edecekler. Gerçekten isteyen bir kişinin bu evet, programda kesinlikle sonuna kadar gideceğini, gideceğini o zaman söylüyorum, evet. Biz bunu gördük. Bunu gördük. Ama böyle oldu sürece de gayet başarılı olduğunu da gördük. Daha fazla motive ettiğini gördük kişilere. İnternette gezmek çok zevkli. Daha başka kaynaklar oluşuyorlar. Ve öğrenme, gerçekten eğitim değil öğrenme, ben de öyle söyleyeceğim. Öğrenme daha iyi oluyor. Katlanarak sınıf değil ortamından daha iyi öğrenme oluyor. Bunu zaman da gösteriyor. Yani yıllar içerisinde de görünüyor. Bu kampüs içi uygulamaları yaptık. Bilgi teknolojisi sertifika programlarını yaptık ve biz de Bilgi Üniversitesi ile paralel olarak master programı açıyoruz. Evet. Bu sene mi? Evet, Şubat'ta başlıyor. O zaman bunu da biz burada vermiş olalım. Evet, ki demek ki pek çok alternatif, yani biri diğerini siz zaten teşkilatınız. Başımızda bir öğretmen yokken öğrenmek bize uygun bir şey mi? Evet, Türk halkı yeniliklere açık bir halk. Doğru, görüyoruz onu. Yeniliklere açık. Her türlü yenilik. Hızlı şekilde adaptasyon oluyor. Son yıllarda internet kullanımı çok hızlı bir şekilde gelişti. Bu bizde olduğu gibi bütün dünyada da böyle oldu. Siz girişte de anlattığınız gibi okumak isteyen, yüksek öğrenim görmek isteyen milyondan fazla genç açıkta kalıyor. Bunlar da alternatiflerini yokluyorlar, oralara yöneliyorlar. Bu Amerika'da da böyle. Amerika'da da yavaş başladı, gittikçe hızlandı ve dünyanın her tarafına yayılmaya başladı. Bir yoruma göre gelecek 10 yıl içinde normal klasik eğitimin yarısı bu şekilde verilmiş olacak. Ona alternatif veriliyor. Bayağı büyük bir alternatif. Peki evet, hemen bu aklıma bir şey getiriyor. Ücretler, yani işin finansmanı. Kişi başına düşen, biliyorum sizinle daha önce yaptığımız temaslarda şimdi, da bu konuda çalışmanız var. Başlangıçta biraz fazla yatırım gerekiyor. Ücretler yüksek olabilir. İlerledikçe bu ücretler düşecektir, aşağı çekilecektir. Yine bekleyelim yani, bilgisayarlardaki gibi. Yok, değil. Beklemeyelim mi? Yok, çok beklemeyeceğiz. Çok beklemeyeceğiz. Düşmeyecek yani çok. Düşecek. Düşecek. Kısa zamanda çok düşecek. Evet. Peki, kısa zaman. Müjde bu, müjde. Düşüreceğiz, evet. İyi. Düşüreceğiz, tabii. O zaman fırsat eşitliği işte. Fırsat eşitliğini... Evet, o çok önemli. Orada biraz soru işareti var galiba, ne dersiniz? İzlerle yardımcı olun. Türkiye çok büyük. Çok büyük. 65 milyonluk, belki 70 milyonluk bir ülkeyiz. Sayımızı tam bilmiyoruz ama üniversiteye girmek isteyenler şu anda 1 milyondan fazla açıkta kalanlar. Evet. Ama 8 yıllık öğretime girenler, 8 yıllık mecburi eğitime girenler henüz üniversite kapısına gelmedi. Onlar gelince 2 milyonu bulacak. Bir de 12 yıl mecburi eğitimden bahsediliyor. O zaman milyonlarca insana eğitim vermek durumundayız. Devletimizin bütçesi asla bu eğitimi karşılamaya yetmiyor. Şu anda yetmiyor. Eğitim durumu finans yokluğu çekiyor. Evet. Özel üniversitelerin de bu konuda çok önemli destekleri. Yani tek üniversite demeyeyim ben. Bütün özel kuruluşların evet, her aşamada. Şimdi, ufak bir değişiklik, ufak bir hatırlatma yapayım. Türkiye'de özel üniversite yok efendim. Ne var? Vakıf üniversiteleri var. Doğru. Ve bir kamu kuruluşu. Diğer devlet üniversiteleri. Vakıf üniversiteleri. Evet. Aynı statüye tabi bir kamu kuruluşu sayılıyor. Anlıyorum. Evet. Ama vakıfların da finans kaynağı öğrenciye. Evet. Daha tamamı öğrenciye değil. Kendi imkanlarıyla, araştırmalarıyla, vakıfın desteğiyle yapılıyor. Öğrenciler büyük bir katkıda bulunuyorlar. Vakıf. Peki bir bakalım, İbrahim Bey, düşecek mi hakikaten fiyatlar? Sizin çocuklar daha önümüzdeki yıllarda daha ucuz ama üniversite ortamını hazırlanabilecekler. Ben halkın sesi olarak. Haklısınız. Şöyle,
sınıftaki eğitimin, laboratuvar kullanmanın, atölyeleri kullanmanın, efendim öğretmenin onun başında olmasının maliyetleri ile yapılan bir programın yayınlanmasının maliyetinin aynı olmasını düşünmek mümkün değil tabii ki. Dolayısıyla da ikisininki farklı olacaktır. Sanal mı diyorsunuz, benim dilimde sınıf ortamı mı dersiniz? Bu eğitimde bana göre diğer eğitimin üçte biri civarında olması lazım. Çünkü diğer eğitim gerçekten çok pahalı. Laboratuvarlar gibi, araç gerekleri, spor aletleri, bilgi aletleri, yani ders sınavların aletleri. Şöyle bir baktığınız zaman büyük bir maliyet getiriyor öğretmeni. Bir okulda, ciddi bir okulda, 5 öğrenciye, 6 öğrenciye bir eleman düşmesi gerekir, düşüyor. Bu teknoloji olmayan eğitimi olur kılar mı? Destek olur. Ama diyemiyorsunuz olur. Ki olur kılar. Bakın ben bir şeyi kez daha gündeme getiriyorum. Kendi düşüncem. İlk öğretim, yani zorunlu eğitim ve de orta öğretim dediğimiz lise yıllarında devlet yapıyor, lise açık lise yapıyor. Bence doğru yapmıyor diyorum. Eğitim ayrı bir şey. Hani kime yaparsınız bunu? Eğitim ortamından uzaklaşmış çocuğa öğretim yapabilirsiniz. Yani atılmış lise birden diyelim, evet. Ayrılmış veya çocuğumuz. Buna bir lise diploması vereceksiniz. Hiç olmazsa böyle vermek iyidir diye verirsiniz. Açık öğretim bu anlamda kullanılır. Yoksa okul çağındaki, eğitim çağındaki, eğitilmesi gerektiği çağdaki bir insanı sanal ortamda ben eğitiyorum derseniz doğru değildir. Ama öğretirsiniz. Anlıyorum. Öğretimde doğrudur. Daha da iyi öğretebilirsiniz, daha da çok öğretebilirsiniz. Fakat ikisi birbirinden kavramlar biraz farklı. Farklı. Hocam da herhalde, hocam da yılların nedeniyle bunu yaptılar. O nedenle üniversite öğreniminde doğrudur. Üniversitenin üst öğreniminde doğrudur. Üniversiteden sonraki yaşamda çok daha doğrudur. Yani evdeki hanım boş zamanında bir şekliyle çiçek yapmasını öğreniyorsa bu yolla çok doğru bir şey yapıyordur. Veya bir başka bir beceri geliştiriyorsa çok doğrudur. Çünkü onun artık kişiliğini bulmuştur. Kişilik olarak şekillenmesine uğraşmak veya yeni bir şekil vermek zaten mümkün değildir. Eğitim açısından çok fazla bir şey almayacak bu insan. Ama öğrenim bakımından çok şey alması gerekiyor. Gerektiği için de gereklidir. Dolayısıyla da benim demin arz etmeye çalıştığım ilk öğretim ve orta öğretim düzeyinde mecbur kalınmadıkça yapılmamalı ama üniversite ve üstü daha sonrası için de bu mutlaka yaygınlaştırılmalı diye arzettim. Efendim biliyorsunuz her programımızın bir teşvik tiplemesi var ve teşviğin türlü maceraları var. Bakalım bu hafta o sanal eğitimde neler yapmış. Yaşasın siber eğitim. Bizim patronun dünyadan haberi yok. Nasıl patron olunacağını bu işin uzmanlarından öğreneceğim. Yippee! Evet, nasılpatronolunur.com. Girelim ve ilk dersimizi izleyelim bakalım. Hı? Patron? Evet teşvik. İlk dersimizin konusu patrondan gizli gizli iş çevirirken nasıl mesaiye kalınır? Mesela bu akşam mesaide yapacağın işler şunlar. Öncelikle... Metehan Bey hemen size döneyim istiyorum. Bu ücretler işte giderek düşecek umut ediyoruz. Yaygınlaştıkça daha fiyatlar aşağılara inecek. Sizin de fiyatınızı sormayacağım ama nedir? Yani sizde de bu böyle bir gelişme görecek miyiz? Yani MBA programında da. Muhakkak olacaktır. Fakat tabii diğer taraftan maliyetler konusunda ben ilk etapta en azından çok katılmıyorum. Çünkü çok ciddi maliyetler var ortada. Yani nedir? Ben öğrenciyim. Geliyorum, başvuruyorum. Ne zaman? Yani, bana neler veriyorsunuz? Şimdi, bu arada onu da öğrenelim de. Geleneksel MBA veya yüksek lisans programlarında bir sınıf ortamına alırsınız öğrenciyi, hocayı da getirirsiniz, bir kitap almasını istersiniz öğrenciden ve hoca dersini anlatır ve gider, sonra gerekirse sınar bildiği şekilde. Fakat burada ilk defa çok ciddi miktarda yazılı materyal üretilmesi gerekiyor.
vakalar, örnek olaylar geliştirilmesi gerekiyor. Bu ilk sefer için ama değil mi? İlk sefer için, fakat diğer taraftan tabii ki bunların sürekli güncelleniyor olması lazım. Yani birilerinin sürekli bu materyalle uğraşıyor olması lazım. Hatta bir kişiden bahsetmiyoruz, ekiplerin uğraşıyor olması lazım. Diğer taraftan kaliteli bir eğitim yapmak için geçerli olan oranlar birebir aynı tutmasa da sanal eğitimde veya uzaktan eğitimde de benzeri bir şey var. Yani bir hoca ve yüzlerce öğrenciden bahsetmek pek mümkün değil. Peki bir de ben şimdi yeni bir şey öğrendim. Bu diploma değirmenleri denilen bir kavram var. Bunun da anlamı işte henüz sanal olmasa da yurt dışında özellikle galiba değil mi? Evet. Giden öğrenci orada adı sanı duyulmamış bir okuldan işte bir diploma alıp gelebiliyor. Bu diplomanın geçerliliği ya da kalitesi konusunda söylenen bir şey. Bu tehlike var mı sanal çok ortamda? Çok ciddi boyutlarda var. Suistimali çok açık bir sistem bu. Bu sistem suistimali açık. Yurt dışına eskiden gidiyordu öğrenci ve orada niteliği kuşku duyulabilir bir üniversitede eğitim gördüğünü beyan edip buraya gelip diploma denkliği almaya çalışıyordu. Şimdi sanal ortamda oraya gitmenize de gerek yok. Buradan bağlanıp hatta yani işte meraklıları biraz web üzerinde dolanırlarsa bunların adresinden çok rahat ulaşacaklar. Şu boyuta bile vardır ama var. Mezun olmak istediğiniz tarihi lütfen bize yazın. Şu hesaba da şu kadar $1000 gönderin. Diplomanızı hemen gönderelim. Ay hemen YÖK'e dönerim ama. Yani YÖK var yanınızda. Allah'tan ki bu anlamda var tabii ki. Dersler içeriklerine kadar bakıyor aslında programları. Onaylaması gerekiyor açılmadan önce. Ondan sonra ama yine de diploma değirmenleri kaçınılmaz öyle mi? Evet bence de öyle. Bu sistem içerisinde yine kaçak noktalar olabilir mi? İçerisinde yani en azından diploma denkliği önemli olduğu bir süre içerisinde ve YÖK bu konuda kararını sürdürdüğü sürece kaçak olmayacaktır. Ama şu anda da Türkiye'ye gelmiş olan, idam veren kimi kuruluşlar var. İncelemedim fakat kaliteli bir eğitim de veriyor olabilirler. Bu konuda bilemiyorum. Ama alınan diplomanın bir geçerliliği yoktur. İnsanlar bilgilerini arttırmak için tabii ki böyle sistemleri kullanabilirler. Sertifika programlarına dahil olabilirler. Ama muhakkak dikkatli olmak gerekiyor bu konuda. Şimdi her programa derken Funda Hanım'a dönüyorum. Karar verebildiniz mi? Böyle bir fikir oluştu mu? Türkiye'den mi yapacak? Şöyle. Yoksa sizde her program adı altında. Hayır, kesinlikle benim bir parça araştırmam oldu. Eğitmenlerimiz daha iyi bilirler aslında. Amerika'da örneğin 62 üniversitenin bir arada bulunduğu Sloan C diye bir kuruluş var. Bu programları kontrol ediyor, denetliyor ve geçen sene çok güzel bir rakam 115 bin öğrenci 99-2000 döneminde Amerika'da 200 ayrı programdan diploma alıyorlar. Yani yurt dışında bu çok gelişmiş bir aşamada. Ama çünkü, siz alırsanız Türkiye'de belki de kabul edilmeyecek, öyle mi bu durumda? Hayır, 62 üniversitenin olduğu kuruluş bildiğim kadarıyla seçme üniversiteler hali hazırda. Dolayısıyla ben değirmenleri tercih etmeyeceğim. Değirmenleri tercih etmeyeceksiniz. Evet. Ama Türkiye'de yapmak gibi bir şey var mı kafanızda? Tabii o da bir ihtimal. Örnekleri görüyoruz. Neşan Bey'de bahsettiler, Neşan'ın da bahsettiler. Ve biraz evet. Ben evet motive tabii oldum. Bu sınıftaki motivasyona benziyor mu bilmiyorum. Evet. Ama umarım sizin gibi başkalarının da kafasında en azından tabii bu konuya ilişkin bazı soru işaretleri varsa da bitirmiş oluruz. Ben böyle kalktım ama ne yazık ki bu elektronik ortamdaki eğitim konusu zor bir konuymuş. Bitirmek ve yani bir noktayı koymak hiç de mümkün değilmiş. O nedenle affınıza sığınarak programı kapamak zorundayım. Efendim bir kariyer dünyasının daha sonuna geldik. Ancak şunu hatırlatmakta fayda görüyorum ben programı kaparken. Türkiye'de nüfusun yarısı herhangi bir şekilde üretken değil. İşsizlerin %60'dan fazlası 30 yaşın altında.
Bunların %85'inin hiçbir eğitimi yok. Her ne kadar kesin çare olamasa da sanal eğitim bu konuda açılmış önemli bir kapı gibi duruyor. Bu akşam sanal eğitimi incelemek istedik. Ancak incelenecek daha çok noktası olduğu zaten ortada. Ben sizlerin huzurunda bütün konuklarımıza çok teşekkür ediyorum. Ve yaşam kalitenizi yükseltmek için kişisel eğitiminize, kişisel gelişiminize önem vermemiz gerektiğini söylüyorum. Bir dahaki Kariyer Dünyası programında buluşmak üzere yine başka bir konuyla, başka konuklarla iyi akşamlar diliyorum efendim. Hoşça kalın.